6. sınıf din kültürü beceri temelli testler 2. ünite cevapları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf din kültürü beceri temelli testler 2. ünite cevapları, SEF ve 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 200 cevapları, SEF 1, namaz. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın belli şartlara uygun olarak, günde 5 vakit yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde, insanların namaz kılması emredilmiştir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyurulmuştur: namazı dosdoğru kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Bu metinde namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Hükmüne. B. Vakit sayısına. C. Nasıl kılınacağına. D. Kılması gerekenlere. Cevap: C. İkinci. Zekeriya, mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: İsmail, halkına namazı ve zekti emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Lokman öğütlerine şöyle devam etti: yavrucuğum, namazını itinayla kıl. Bu ayetlerden namaz ibadetiyle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? A. Özenli bir şekilde kılınmalıdır. B. Allah'ın razı olduğu bir ameldir. C. İlahi dinlerin ibadetlerinden biridir. D. Güzel davranışlar kazandırmaktadır. Cevap: D. Üçüncü. Muhakkak ki namaz, kişiyi hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Bu ayette namazın hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Farz bir ibadet olduğu. B. Birlik ve beraberliği sağladığı. C. İnsanı günahlardan korunduğu. D. Belli bir vakitte kılınması gerektiği. Cevap: C. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 201 cevapları. SEF 4. Hazreti Peygamber, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz, diye sorar. Sahabe, hiç kir kalmaz, şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, işte 5 vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder. Bu hadisin mesajını destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? A. Namazı kılın, zekti verin. Rükiye edenlerle birlikte siz de rükiye edin. Bakara Suresi 43 ayet. B. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Heyde Suresi 114 ayet. C. Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekti verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Bakara Suresi 277 ayet. D. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Bakara Suresi 45 ayet. Cevap: B. 5. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Bu hadislerde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A. İmam olmanın. B. Cemaatle namaz kılmanın. C. Namaz vakitlerine dikkat etmenin. D. Namazı samimi duygularla kılmanın. Cevap: B. 6. Namaz, insanlara birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır. Omuz omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar ibadetten önce ve sonra sohbet etme, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkanı bulurlar. Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisinin toplumsal birlik ve beraberliğe katkısı diğerlerinden daha fazladır? A. Kaza namazı. B. Şükür namazı. C. Bayram namazı. D. Yolculuk namazı. Cevap: C. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 202 cevapları. SEF 7. Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan biridir? A. Cuma. B. Teravih. C. Bayram. D. Teheccüd. Cevap: A. 8. Hanefi mezhebinde namazlar hükümlerine göre farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılır.
Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi hüküm yönüyle diğerlerinden farklıdır? A. Ramazan bayramı namazı. B. Kurban bayramı namazı. C. Teravih namazı. D. Vitir namazı. Cevap C. 9. Ey insanlar! Birbirinize selam veriniz, yemek yediriniz, insanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Bu hadisteki altı çizili ifade ile kastedilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? A. Teheccüd. B. Teravih. C. Tesbih. D. Şükür. Cevap A. 10. Bir dede kılacakları namazla ilgili. Torunlarım, bu namaz yılda iki kez cemaatle kılınır. İki rekatlık bir namazdır ve kılınması vaciptir. Bu namazın adı, namazıdır, demiştir. Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Cenaze. B. Bayram. C. Teravih. D. Cuma. Cevap B. 11. namazın 12 tane farzı vardır. Namaza hazırlanırken yerine getirilmesi gereken farzlara şart, namaz kılınırken yerine getirilmesi gereken farzlara ise rükün denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biridir? A. Tekbirle başlamak. B. Kendi vaktinde kılmak. C. Elleri dizlere koyarak eğilmek. D. Kur'an'dan bir bölüm okumak. Cevap B. 12. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biridir? A. İstikbildi kıble. B. Hadesten taharet. C. Necasetten taharet. D. İftitah tekbiri. Cevap D. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 203 cevapları. SYF 13. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Mide Suresi 6. Ayet. Bu ayette söz edilen ibadet, namazın şartlarından hangisiyle ilişkilidir? A. Vakit. B. Niyet. C. İstikbildi kıble. D. Hadesten taharet. Cevap D. 14. Bir kimse önce niyet eder. Niyetten sonra ağzını suyla çalkalar, ardından su çekerek burnunu temizler. Son olarak da tüm vücudunu kuru yer kalmayacak şekilde yıkar. Bu paçada aşağıdakilerden hangisinin tarifi yapılmıştır? A. Gusül abdestinin. B. Namaz abdestinin. C. Necasetten taharetin. D. Teyemmüm abdestinin. Cevap A. 15. Hazreti Peygamber, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birinin, vefat ettiğinde cenazesine katılmak olduğunu bildirmiş ve cenaze namazının kılınmasını emretmiştir. Cenaze namazı, vefat eden bir mümine karşı yapılan son vazifedir ve dua niteliğindedir. Farz-ı kifaye olan cenaze namazı ayakta kılınır. Secdesi ve rüküsü olmayan bu namaz cemaatle kılınır. Bu parçada cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı? Yoktur. A. Niçin kılınır? B. Nasıl kılınır? C. Hükmü nedir? D. Hangi dualar okunur? Cevap D. 16. iki rekatlık bir namazın kılınışı aşağıdaki gibidir. 1. Rekit. Niyet. İftitah tekbiri Sübhaneke Euzu Besmele Fatiha Suresi Zamm-ı Sure Rükü Secde. 2. Rekit. Besmele Fatiha Suresi Zamm-ı Sure Rükü Secde Son Oturuş. Ettehiyyotü, Salli Barik ve Rabbeni Duaları Selam. Buna göre sabah namazının kılınışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Niyet edilerek namaza başlanır. B. Her iki rekatta sadece Fatiha Suresi okunur. C. Ayakta Kur'an'dan bir bölüm okuduktan sonra rükû yapılır. D. Son oturuşta ettehiyyotü, salli, barik ve Rabbeni duaları okunur. Cevap B. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı sayfa 204 cevapları, SYF 17, numaralanmış resimlerden hangilerinin yeri değişirse namazın kılınış sırası doğru olur? A. 3 ve 1. B. 4 ve 2. C. 4 ve 5. D. 5 ve 6. Cevap C.
18. Bu görsellerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı yoktur? A. Rükî. B. Kıyam. C. Secde. D. Kâ'deki ahire. Cevap D. 19. Namaz kılmaya niyetlenen bir genç kız, abdest alır ve ezanın okunmasını bekler. Ezan duasından sonra seccadesini yere serer. Niyet ederek ellerini omuz hizasına kadar kaldırır ve Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Bu parçada namazın şartlarından hangisine değinilmemiştir? A. Vakit. B. Setre avret. C. İftitah tekbiri. D. Hadesten taharet. Cevap B. 20. Rahman, Rahum olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını bilmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerine gökten taş yağdırıyordu ve böylece onları çiğnenmiş ekin yaprakları gibi paramparça yapıverdi. Fil suresi, bu surede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Rızkı verenin Allah olduğu. B. Allah'ın gücünün her şeye yettiği. C. Allah Resulüne inanılması gerektiği. D. Fiillerin karşılığının ahirette görüleceği. Cevap B. 6. Sınıf Din Kültürü Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.